Kaydımızı almaya başlıyoruz. Evet, merhabalar herkese. TMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak pandemi döneminde yaptığımız 38. canlı yayınımızda karşınızdayız. Bu canlı yayınımızda dünden bugüne İMMC Uluslararası Metalurji Malzeme Kongreleri ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitimi canlı yayınımızda karşınızdayız. Konuşmacımız Profesör Doktor Cemil Hakan Gür ve moderatörümüz Mahmut Tiper olacak. Aslında iki taraftan da bahsederken genelde canlı yayınların başında odamızda aldıkları görevlerden bahsediyoruz ama iki taraf için de bu liste çok kalabalık olduğu için odamızın her türlü kurul, komisyon ve kongre sempozyumlarında görev aldıkları için bu kısmı ben şimdilik geçiyorum ama zaten bilgi vereceğiz onunla ilgili. Ben lafı uzatmadan açılış konuşması için odamız yönetim kurulu başkanı Ahmet İrfan Türkoğlu'na sözü bırakıyorum. Hepimiz için keyifli ve güzel bir yayın olması dileğiyle. Merhaba. TMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Pandemi dönemiyle başladığımız yayınlarımızın Berkan arkadaşımın da belirttiği gibi bir 38.sine gelmişiz. 1,5 yılda yaklaşık. Bu 38. yayınla aslında bu yaz dönemini bitireceğiz. Eylül'e kadar da ara vereceğiz. Eylül'de yeniden çalışmalarımıza döneceğiz. Pandemi döneminin 2 gündür 1 Temmuz itibariyle aldığı yeni biçim, süreç, alınan bir takım önlemlerin kaldırılması, 3. doz aşıların yapılabiliyor olması, hem ülkemiz adına hem de insanlık adına olumlu gelişmeler, böyle bir felaketi en az zararla atlatabiliyor olmanın mutluluğunu her zaman hissederiz. Bu 1,5 yıllık pandemi döneminde biz Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak gerçekten pandemi koşullarına uygun çalışma yöntemlerini bularak mesleki çalışmalarımızı, üyelerimizle, meslektaşlarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye, ayakta tutmaya, canlı tutmaya çalıştık. Bunları yaparken elbette sadece bu 7 kişilik yönetim kurulunun başarabileceği iş de değil. METEM'in konuda büyük katkısı var. METEM'le birlikte yaptığımız mesleki etkinliklerde yer alan, görev alan, o etkinlikleri hayata geçiren arkadaşlarımızın büyük katkısı var. Bugünkü canlı yayınımız da aslında 10-12 Haziran'da dijital olarak gerçekleştirdiğimiz Metalurji Malzeme Kongresi, Uluslararası Metalurji Malzeme Kongresi'ni Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Hocam'a biz teşekkür ediyoruz kendi aramızda ama bir de burada canlı yayında teşekkür etmek istedik. Gerçekten çok önemli işler yapıyoruz. Bu işleri özellikle Metalurji Malzeme Kongresi çok büyük bir işti ve Hakan Hocam'ın çok büyük emeği var. Kendisine ve bu kongrenin organizasyonunda emeği geçen herkese minnettarız. Bugün de hem o kongre üzerine hem de metodoloji malzeme mühendisliği üzerine değerlendirmelerini, açıklamalarını dinleyeceğiz. Moderasyonu Mahmut Kiper arkadaşım yapacak. Teşekkür ediyorum kendisine de böyle bir moderasyonu üstlendi. Berkan da kısaca bahsetti ama Mahmut Hocam meslek odasının başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, TMOB yönetim kurulu üyeliği, TMOB'un mühendislik öykülerinin editörlüğü gibi meslek örgütlenmesi için de her zaman katkı koyan, renk katan, emek veren bir arkadaşımız. Kendisine de teşekkür ediyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Mahmut Hocam. Çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Oda Başkanımıza böyle keyifli bir ortamda bulunmak için. Ben çok hızlıca Hakan Hoca'nın bir özgeçmişini kısaca size aktarayım öncelikle. Profesör Doktor Sayın Cemil Hakan Gür, 65 Zonguldak doğumlu. 1986'da bölüm birincisi olarak ODTÜ Metalurji Mühendisliği bölümünü bitiriyor. Yüksek lisansını 89'da, doktorasını 95'te alıyor. 91-93 yılları arasında Almanya'da ve Almanya'da BAM'da Alman Malzeme Araştırma ve Test Kurumu'nda araştırmalar yapıyor. Aynı zamanda Alman Tarihi Basit Muayene Cemiyeti'nin eğitimleri ve sertifikasyonları sonucunda sanırım Türkiye'deki ilk üçüncü seviye tarihi basit muayene alanında ilk üçüncü seviye alan birkaç kişiden biri Hakan Hoca. 90'lı yıllarda Metalurji Mühendisleri Odası'yla yolu başlıyor. Tarihi Basit Muayene Komisyonu, Yayın Kurulu, Kongre Organizasyonları, 20 ve 21 ve 22. dönemlerde yönetim kurullarında, o da merkez yönetim kurullarında yer alıyor. 1999'da Ankara'da gerçekleştirilen 1. Uluslararası Tarihi Basit Muayene Sempozyumu'nun 2010-2021 yılında 2010'da 15. 2021 yılında da 20. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongrelerini Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor. 2009 yılında Amerika'da CRC yayın evi tarafından basılan Handbook of Thermal Process Modeling of Steels kitabının editörü kendisi. 2010 yılında Merkez İngiltere'de bulunan Uluslararası Isıl İşlem Yüzey Mühendisliği Federasyonu'nun Fellowship ödülünü alıyor. Layık görülüyor. Türk Tarihi Basit Muayene Derneği'nin ve Amerikan Tarihi Basit Muayene Cemiyeti'nin Türkiye ayağının kurucularından Hakan Hoca. Tamamlanmış olan 39 yüksek lisans ve 5 doktora tezinin yürütücülüğünü yapmış. Uluslararası dergilerde yayınlanmış 62 makalesi, 140 konferans bildirisi bulunuyor. Çeşitli uluslararası dergilerin editörler kurulu üyesi. Ve 2007 yılından beri ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tarihi Basit Muayene Merkezi'nin başkanı. 2012 yılından beri de ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanı olarak görev yapıyor Hakan Hoca. Ben isminizi burada keseyim. Çok kısa bir tarih turu atayım. Bitirmek mümkün değil öbür türlü Hakan Hoca'nın özgeçmişini. Kısa bir tarih turu. Bizim oda Metalurji Mühendisleri Odası. TMOB'un 17. Genel Kurulu'nda 1970'te TMMOB'nin 14. odası olarak kuruluyor. İlk başlarda kurucu başkan Nejat Türkan'ın ofisinde bir iki dosya bizim oda. Daha sonra Maden Mühendisleri Odası'nın bir antresinde bir masa veriyorlar orada. Daha sonra Mimarlar Odası'na pek çok oda gibi bizim odada da odaya da veriyorlar. Bazen odada iki oda, bir odada iki oda. Kongrelere gelirsek ilk kongre aslında oldukça erken bir dönemde kurulduktan sonra 14-15 Şubat 75'te yapılıyor. O zaman odanın 300-400 kadar üyesi var. Ankara'da yapılıyor. Sadece bir anekdot. Genç arkadaşlar bilmez ama bizler çok iyi biliyoruz. Daha dün gibi tepe göz dediğimiz overhead projektörler var. Zor zor bir tane buluyorlar ama kongre başlayınca bozuluyor. İki tane kara tahta buluyorlar. Biri bir sunum yaparken öbürü işte sunacağı diyagramları öbür kara tahta. İlk kongre böyle. İkinci kongre 1977'de, üçüncü kongre 79'da ve ODTÜ'de yapılıyor üçüncü kongre. Daha sonra 80 bu ihtilali araya girince uzun bir ara veriliyor. 86'da dördüncü kongre, 88'de beşinci kongre, 90'da altıncı kongre. Aslında beşinci ve altıncı kongreler kongre ve sergi şeklinde. Ve ilk altı kongre ulusal kongreler şeklinde.
Sesim geliyor galiba. Uluslararası kongre yapma kararı aldık. Sorunlar da orada başladı. Duyurular yapacaksınız Türkçe, İngilizce. İşte gelen bildirileri oturumlara göre bölecek. Yani inanılmaz bir iş yükü var. O zaman Kongre Yürütme Kurulu Başkanı İTÜ'den Feridun Bikeç'ti. Başkan Yardımcısı Naci Sevinç Hoca'ydı. Lütfü Öveçoğlu vardı. Ve bizim imdadımıza bir ekip yetişti. Bizim Hakan Hoca ile yolumuzun daha önce tanışıyorduk ama iki kişiyi burada çok öne çıkarmak lazım. Biri Doktor Nurşen Güres'in, biri de o zaman doktorasını yapıyordu Hakan Gür. Gerçekten işin mutfağında olağanüstü iş yaptılar. Hakan Hoca'nın özgeçmişini de söylemedim ama Hakan Hoca'nın çok önemli bir özelliği vardır. Zaman yönetimini Türkiye'de onun kadar iyi yöneten başka bir kişi görmedim ben. Şu saatte geleceğim, şu işleri yapacağım ve şu saatte gideceğim der. O saatte gelir, belirttiği tüm işleri yapar ve bildirdiği saatlere gider. Ve ilk uluslararası kongre 1993-48 Mayıs 93'te Ankara'daki Altın Park bu etkinlikle açıldı. Ve biz iki tane de ihtisas fuarı yapıldı. Biri Ankiros, biri de Annofer. Ankiros aslında Ankara, Ankara'nın eski adı ve Ferris'in sonu, ikisinin birleşimi, demir çelik. Annofer de Ankara Nanferris, oradan gelir isimleri. Ve biz bu fuarla kongreyi ortak metal haftası etkinliği adı altında yaptık. İkinci kongre, bu sefer ilk kongrede 60'ı yabancı 128 bildiri vardı. Bir demir çelik paneli, bir ileri malzemeler forumu vardı. 22 oturumda yapıldı ve yaklaşık 12 ülke katıldı. 6-9 Haziran'da gene Hakan Hoca vardı. Kongre Yürütme Başkanımız Nail Sevinç'ti. Tayfur Öztürk Hoca vardı. Gene Nurşen ve Hakan Hoca olağanüstü destek verdiler ve kongre bu sefer İstanbul'da ilk defa yapıldı. 6-9 Haziran 1995 tarihleri arasında. Burada 15 ülkeden 159 sözlü ve poster bildiri yapıldı, sunuldu. İki de panel gerçekleştirildi. Ve biraz önce oda başkanımızın söylediği gibi 20.sine geldik. Ve 7.den başlayarak 20.sine kadar Hakan Hoca çok farklı görevlerle bu kongrelerin farklı süreçlerinde yer aldı. Ben çok uzatmadan izninizle bu kongreler süreci, özellikle daha detaylı tabii son kongre. Bir de Hakan Hoca'nın şu özelliğini söyleyeyim. Aslında her bir sonraki kongre bir öncekinden ilerleyerek gitti. Ama Hakan Hoca'nın dönemlerinde, özellikle yürütme kurulu başkanlığı dönemlerinde epey bir rekor kırıldı. Çok farklı bir faza geçti kongreler. Belki bu süreçle ilgili, özellikle Uluslararası Metodoloji Malzeme Kongreleri ve son kongreyle ilgili Hakan Hoca'ya sözü bırakayım. Buyurun Hakan Hoca. Çok teşekkürler. Öncelikle Dumop Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası'na, İrfan Hocamıza ve Mahmut Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiler. Mahmut Hocamız da moderatörlüğü için teşekkür ederim. Uzun yıllar boyunca odada çeşitli zamanlarda birlikte çalıştık. Çalışmaktan çok mutlu olduğum insanlar. Tekrar bir arada olmaktan mutluyum. Kişilerin sosyal sorumluluk görevleri çerçevesinde bu tip etkinlikleri mutlaka yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkes bu tip destekleri odalara, meslek odalarına veya farklı kuruluşlara verdikleri sürece gönüllü olarak çok güçlü işler ve çok başarılı işler ortaya çıkıyor. Şimdi bu kongrelerle ilgili, işte ben Almanya'dan döndükten sonra 1993'te oda işlerine yavaştan girmeye başladım. Orada o zamanlar oda yönetimde görev alan ODTÜ'deki arkadaşlarımız vardı. Nurşen Güres'in vardı. Dolayısıyla odaya gidip gelmeye başladık. Sonra komisyonlarda, yayın kurulunda, dergilerin çıkartılmasında görev alarak
faydalı olduğumu hissettim, bir şeyler ürettiğimi hissettim. Bir ekip içinde birlikte çalışmanın çok başarılı sonuçlara yol açtığını gördüm ve mutlu oldum. Çok ciddi bir tatmin süreci oluyor bu insanlar için. Daha sonra Mahmut Hocam'ın da söylediği gibi kongre işlerine bulaştık. O ayrı bir zevkti. O yüzden sürekli bu işlerin içinde yer aldım. Çünkü sürekli bir dinamizm var. Sıfırdan başlıyorsunuz ki 93 yıllarında, 90'lı yıllarda başladım da şu anki süreçten çok farklıydı. Odanın şartları ve kongrenin şartları hiç de uygun değildi. Hatırlıyorum, sıfır bütçeyle ve sıfır imkanla başlayıp bir sene içinde kongreyi, 1,5 sene içinde bir kongre ayağa kaldıracak bir yetenek kazandı o da. Zaman içinde tabii bu birikim korundu. Bu çok önemli. Çünkü kurumlaşmanın en önemli göstergesi sürekliliğin sağlanması, bilginin ve tecrübenin aktarılması. Bu da yeni insanların sisteme girmesi, eskilerin tecrübelerini aktarması ve sürecin sürekli döndürülmesini gerektiriyor. Kongrede 20.si yapıldı. Oldukça önemli adımlar kat etti. Bir marka haline geldi. Burada özellikle daha çeşitli, uzun süredir birlikte çalıştığımız oda aktivitelerinde, kongrede Hüseyin Savaş'ı da ayrıca anmak istiyorum ismini. Bu kongrelerin oda adına kara kutusu diyebilirim. Çok ciddi katkıları vardır. Bir kongrenin koordinasyonundan sonuna kadar götürülmesi ve de olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Onun da adını anmak isterim. Şimdi tabii benim kendi sistematiğim açısından ekran paylaşımı yapmak istiyorum kısaca. Evet. Ekran görünüyor değil mi? Tamam. Evet. Görünüyor arkadaşlar. Tamam. Teşekkürler. Şimdi ben de şöyle bir genel resmi çizmek istiyorum önce. Büyük resmi görmek lazım. Şimdi mesleki örgütlenmeler çok önemli. O da bu açıdan oldukça önemli görevler üstleniyor. Hem meslektaşlarının haklarının korunması, hem dokümantasyon, çok ciddi şeylerdir bunlar. Tarihin yazılması, tarihin kaydedilmesi. Çünkü geçmişe dönük bilgileri bulmak çok zor. Özellikle Türkiye'de ben bunu çok sık yaşıyorum. Herhangi bir doküman bulmakta, tarihçe yazmakta. Onu da meraklıyım dokümante etmeye. Bu önemli bir görev. Bir sonraki nesle bu bilgilerin aktarılması çok önemli. Mühendislerin mesleki örgütlenmesine baktığımızda Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 19. yüzyılın ortalarında başlamış. Ülkemizde ise 2. Meşrutiyet döneminde başlıyor. 1908'de Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti kuruluyor İstanbul'da. Daha sonra Cumhuriyet dönemine geçildiğinde 1926'da Türk Mühendisler Birliği ve Türk Yüksek Mühendisler Birliği kuruluyor. 1954'te Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMOB kuruluyor. Odamız, meslek odamız 1970'te Mahmut Hocam'ın biraz önce aktardığı gibi kurucu başkan Necat Türkan'ın başkanlığında kuruluyor. Kökenine baktığımızda Almanya'da metalurji mühendisliği eğitimi almış kurucu başkanımız. Metalurji dergisinin ilk sayısı 1972'de yayınlanıyor. Ve 1975'te 1. Ulusal Metalurji Kongresi Ankara'da Şubat ayında yapılıyor. O zamanki oda başkanı Erdal Talu ve kongre başkanı Profesör Doktor Veli Aytekin. Burada tabii ki önemli bu isimler, ilkler önemli. Veli hocamızın da ismini ayrıca anmak istiyorum. Kendisiyle çok fazla iletişim olmadı ama tarihçeyi okuduğumda ve verilere baktığımda, bilgilere baktığımda çok değerli katkılar olduğunu görüyorum İTÜ'den. Onu da anmak isterim. 1993'te 7. Kongre ile birlikte uluslararası nitelik kazanıyor. Burada da kongre başkanı Profesör Doktor Feridun Dikeç, yine İTÜ'den çok değerli bir hocamız. Onu da saygıyla anıyorum. 2014'te de odamızın isim değişikliğini görüyoruz. Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak. Bu genel girizgahtan sonra kongrelere bir bakalım. Şimdi burada tablo olarak kongrelerin başından 20. kongreye kadar verileri Hüseyin Savaş arkadaşımızdan istemiştim, sağ olsun gönderdi bana. Ondan buraya aktardım. Burada 7. kongre ile birlikte İMMC markası oluşuyor ve daha sonra 15. kongreye kadar çeşitli ne diyelim ekip içinde görev alıyorum ama 15. kongrede de yürütme kurulu başkanı olarak katkıda bulunmaya çalıştım. Burada benim naçizane katkılarımdan bir tanesi diye düşündüğüm uluslararasılaşma ve
uluslararası bir marka haline gelme. Bu çok önemli bir süreç. Sadece bir kereyle olacak iş değil bu. Ardını bırakmayacaksınız. Sürekli olarak işleyeceksiniz. Tabii burada yıllar boyunca bildiri sayısı arttı, azaldı. Ülke sayısı arttı, azaldı. Burada yürütme kurulunun veya yürütme kurulu başkanının performans veya kişisel odaklanmasının yanı sıra Türkiye'deki ve dünyadaki koşullar da etkiliyor bunları ister istemez. Ülkemizdeki bazı ekonomik veya diğer sorunlar olduğunda veya ülkenin imajı biraz düştüğünde bunlarla ilgili veriler de değişiyor. Bir ara hatırlıyorum, Balkan Metalürjistler Birliği kurulmuştu 1990'larda. O yıllardaki kongrelere Balkan ülkelerinden yoğun katılımlar oldu. Romanya, Bulgaristan otobüslerle gelirlerdi. Daha sonra bu süreç yürümedi. Fakat geçmişten bugüne baktığımızda ki 7. kongreden itibaren hemen hemen hepsinin içinde yer almış değişik pozisyonlarda. Şunu görüyorum, bir kere sürdürülebilirlik var. Bu çok önemli. Ve bilgi birikimi odanın içinde aktarılarak geliyor. Ve çok ciddi bir tecrübe oluşmuş durumda. Zaman içinde lojistik olarak profesyonel firmalardan da destek alındı. Bu da çok önemli bir aşamaydı. Çünkü başlangıçta herhangi bir mali destek olmadan sıfır destekle başlanıp çok önemli yollar kat ediliyordu. Zaman içinde bu mali durumda da biraz göreceli düzelme oldu tabii ki. Bu da ister istemez pozisyonu güçlendiriyor. Şimdi 20. kongreye geldiğimizde aslında benim 15. kongre odanın 40. yılı. Ben bu tip şeyleri severim. Yani 40. yıllar, 50. yıllar, bizim bölümün 50. yılı 2016 metalojinin. Bu tip şeylerde daha bir enerjik oluyorum. Daha bir faydalı olma hissi duyuyorum. 20. kongrede aslında 2020'de yapılacaktı. Odanın 50. yılı olacaktı. Ki Mahmut Hocam da 50. yıl andacını hazırladı. Onun emeklerine de bu arada teşekkür ederim. Odayı da ilerle. Çok ciddi bir emek çünkü. Tabii bu pandemi süreci nedeniyle fuar da birlikte olduğundan, birlikte paralel yürümesi gerektiğinden epeyce bir düşünüldü üzerinde ne yapalım ne edelim diye. Fakat sonuçta gelinen nokta pandeminin buna izin vermeyeceği yönünde olduğu için 2021 yılına aktarıldı. Tabii şunu da tecrübe olarak aktarmak lazım. Uluslararası bir kongrede ciddi bir şeyler yapmak istiyorsanız 2 sene önceden başlamanız gerekiyor. Kurulların oluşturulması, yurt dışı bağlantılarının yapılması, davetli konuşmacıların ayarlanması, onların ikna edilmesi, konu başlıklarının belirlenip belirli alanları çok geniş bir mesleğimizin çok geniş spektrumu kapsayacak şekilde koordine edilmesi ciddi bir süreç. 20. kongreyi de işte 2020'de yapılacak şekilde planlanmıştı. Bu arada oldukça başarılı da geçtiğini söyleyebilirim pandemi sürecine rağmen. Yüz yüze kongreden ilk defa dijital kongre uygulamasına geçtik. Bu da ilk bir tecrübeydi. Tabii her sorun bakış açısı, pozitif bakış açısına baktığınızda yeni olanaklar yaratıyor. Olaylara, sorunlara çözüm ne derler, pozitif açıyla yaklaştığınızda, çözüm odaklı yaklaştığınızda yeni fırsatların çıktığını görüyorsunuz. Dijital kongrenin de tabii ki çok ciddi avantajlarını gördük. Tabii tecrübemiz olmadığı için yine Hüseyin Savaş ve Metem'in destekleriyle bu arka planda mutfakta çok ciddi lojistik destek ve firmalardan destek aldılar. Ve dijital kongremizi gerçekleştirdik. 236 bildiri 26 ülkeden geldi. 15 tane davetli bildirimiz vardı. Aldığımız geri bildirimler oldukça başarılı olduğunu gösteriyor. Paralel 3 veya 4 oturum yaptık günlere bağlı olarak. Ve işin bizi mutlu eden tarafı dijitalin avantajını kullanarak 57 ülkeden katılımcıya ulaştık. Bu da bir rekordur odamız açısından. Ve uluslararası tanınırlık ve markalaşma açısından da önemli bir adımdır. Bunun sürekliliğin sağlanması ve devam ettirilmesi gerekir. Çünkü bir kere 57 ülkeden ki biliyorum 70'ten fazla ülkeye adresler teker teker elde edilerek ulaşıldı üniversitelerdeki hocalara. Mesela çok ciddi bir emek harcandı. 57 ülkeden 2660 delege çok ciddi bir rakam. Dijital olmanın avantajı şu, firma bunu sağlayan, bu platformu sağlayan firma, işte hangi oturuma kaç kişi izliyor vesaire, bunların hepsini rakamsal olarak anında dökebiliyor. Daha sonra bunun ayrıntılı analizini Metem yayınlayacaktır diye düşünüyorum Oda dergisinde, odamızın dergisinde.
Tabii bu kongre için kongre yürütme kurulunda görev alan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Özgül Keleş hocamıza ve İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Gökhan Orhan hocama da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda görev alan Hüseyin Savaş ve diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni bir tecrübe kazandık. Odamız ciddi bir tecrübe kazandı. Burada kurumsallaşma adına ve süreklilik adına 19. kongreden itibaren bir hususu daha gerçekleştirdik. Normal koşullarda bir kongre bittiği zaman diğer kongrenin hemen hazırlıklarının başlaması gerekiyor. Ve bu bilgi birikiminde, tecrübenin de sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Burada üçlü bir sistem kuruldu. 19. kongreden itibaren bir sonraki kongrenin ve diğer kongrelerde görev alacak hocalar da aslında oluşturulup komitenin içine alındı. Bu üçlü komitenin içine. Dolayısıyla potansiyel olarak Gökhan hocamız ve Özgül hocamız bir sonraki kongrenin başkanıdır. Yürütme kurulu başkanıdır. Süreç beraber yaşanıyor. Tecrübe aktarımı yaşanıyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Mesela ben bu sefer 20. kongrenin yürütme kurulu başkanlığını yaptım. O üçlü kuruldan ben çekiliyorum. Yerime dışarıdan yeni bir arkadaş gelecek. Böylece 6 senelik bir süreç içinde bu ekip sürekli tecrübelerini aktarıp birbirini süreci geliştirme imkanı olacak. Bu akıllı bir yaklaşım diye düşünüyorum. Sürekliliğini sağlayacağından eminim. Odamız bu konuda oldukça yol kat etmiş durumda. Diğer önemli bir husus vurgulamak istediğim, çap yani oda büyüklüğü, üye sayısı açısından baktığımızda odanın faaliyetleri eksponansiyel fazla. Çok ciddi bir faaliyet. Özellikle kongreler, İMMC kongreleri, onun yanında her sene yapılan değişik alanlardaki sempozyumlar, kongreler, odamızın bu alanda çok ciddi bir faaliyet gösterdiğini kesinlikle ispat ediyor ve çok başarılı kongreler ve fuarlar yapılıyor. Burada da odayı ayrıca tebrik etmek isterim. Çünkü bunların hepsinde içinde yer almıyorum. Uzaktan izliyorum. Genelde İMMC'lerde daha ağırlıklı olduğu geleneksel hale geldi benim için. Ama o da bu konuda özellikle METEM'den sonra daha bir profesyonel hale geldiğini de görüyorum. Evet, kongrelerle ilgili aktarmak istediğim şu anda konular bunlar. Tabii burada kayıt olan ülkelere baktığımda yani daha önce hiç gelmemiş ülkeler var. Hani izlediler. Yani Arjantin'den Ekvator'a, Kolombiya'dan ne diyelim Tayvan'a, Singapur'dan Mısır'a, Endonezya'dan, Malezya'dan, Norveç'e gibi, Nijerya'dan, yani bütün kıtalardan insanlara ulaştı. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca kayıtların alınması avantajı ve bir hafta boyunca kongredeki kayıtların, sunuların izlenebilmesinin sağlanması da çok ciddi avantajlar getirdiğini düşünüyorum. Çünkü kongre sırasında izleyemeyenler daha sonra bunları kaçırdıkları bildirileri izleyebilirler. Dediğim gibi dijital olmanın getirdiği avantajlar var. Tabii geleneksel olarak bizim yaklaşımımız insan bir araya getiriyor bizi. Çünkü bu İMMC kongrelerin diğer önemli özelliği bütün mezunları, meslektaşları bir araya getiriyor. Hem fuar hem kongre olarak herkes bir araya geliyor. Çok ciddi bir sinerji ve networking sağlıyor. Yüz yüze olmasının getirdiği avantajlar bunlardı. Maalesef bu kongrede bunu yaşayamadık. Ama pandemi koşullarının düzeleceğine inanıyoruz gelecek sene ve sonraki yıllarda. Dolayısıyla bir sonraki kongrede yine yüz yüze yapılacaktır. Tabii bu kongrede alınan dersler var. Dijital yapmanın avantajları. Belki METEM bunun üzerinde tartışacaktır. Tekrar üzerinde istişareler yapacaklardır. Hibrit kongre olması. Çünkü yurt dışından katılımı bu şekilde çok ciddi rakamlara çıkartabiliyoruz delege olarak. Bu üzerinde düşünülmesi, ciddi analiz edilmesi gereken hususlar. Teknolojideki gelişmeler ve dijital sistemin avantajlarını sinerji yaratacak şekilde kullanmak. Kongrenin özünü bozmadan daha yaygın, daha büyük kitlelere ulaştıracak şekilde bir tasarım yapmak lazım. Bunu hem odamız hem de METEM üzerinde tartışarak bir noktaya getirecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bu kısım için Mahmut Hocam. İsterseniz sizden de karşılıklı şey yapabiliriz. Çok teşekkürler Hakan Hocam. Çok güzel bir özetti. Aslında tüm kongre yürütme kurulu başkanlarına ve kongre yürütme kurulu üyelerine, kongrede emek veren tüm arkadaşlara defalarca teşekkür etmek lazım. Olağanüstü bir özet. Çok büyük bir özveri, gönüllü olarak yapıyorlar. Hakan Hocam başlamışken ben de saygıyla anayım.
ilk kongre başkanımız Veli Aytekin, Mustafa Doruk hocamız, Selahattin Şambaşoğlu ve Feridun Güpeç hocalarımızı maalesef kaybettik. Aramızda değiller. Hepsi çok değerliydi. Sadece bir anekdotla ikinci sorumu yönelteyim size isminiz Hakan Hoca ama Selahattin Şambaşoğlu Türkiye'nin ilk metaloji mühendislerinden biri. Makine kimya bugünlerde işte anonim şirket ve kapatıldı. Daha sonra da özür dilerim. Özelleştirilmesi düşünülen makine kimya endüstrisinin isim babası Selahattin Şambaşoğlu. Aslında tarihi ta Fatih'e kadar gidiyormuş bu makine kimyanın. Daha sonraki adı İmalat-ı Harbiye, daha sonra askeri fabrikalar, 1954'te de makine kimya endüstrisi kurumu oluyor. Tabii pek çok işletmesi ve fabrikası var biliyorsunuz. O zaman bir komisyon Hıfzı Bekat'a Havsan yönetmiyorsa çelik kimya olmasını planlıyorlar. Selahattin Bey de o zaman Kırıkkale Çelik'te çalışıyor. Gidiyor diyor ki çelik makinenin girdisidir diyor. Onun için doğru isim makine kimya endüstrisi, makine kimya olması gerekir. Bu isim doğru bulunuyor ve makine kimya endüstrisi oluyor. Onu da bu vesileyle anmış olduk. Hoca şeyleri değerli kongre yürütme kurulu başkanlarımızı. Hakan Hoca'ma ben izin verirse biraz eğitime geçmek istiyorum. Aslında Metalurji Dergisi'nin 182. sayısında bizim odanın geçen yıl çıkardığı 50. yıl andacında onun Hakan Hoca'nın çok değerli bir çalışması var. O gerçi o çalışmanın adına Türkiye Metalurji Mühendisliği eğitimini tahsislemiş ama olayı ta Fatih'ten başlıyor Hakan Hoca. Avrupa'daki metalurji alanındaki gelişmeler sonra dünyadaki metalurji eğitiminden gelip Türkiye metalurji eğitimine geliyor. 2016 yılında bölümün, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünün yanılmıyorsam andacında da yer almıştı bu çalışması. Evet, evet. Sanırım biraz daha geniş olarak. Çok değerli bir çalışma ve revize ediyor Hakan Hoca. İlk metalurji eğitim çalışmalarından biri bizim yakın zamanda kaybettiğimiz Muharrem Timuçin yapmıştı. O çok kısa bir çalışma ama çok değerli bir çalışmaydı. Aslında Türkiye'deki metalurji ve dünyadaki metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi ve Türkiye'deki tabii yansımaları ve gelişmeler bu türlü değerli çalışmaları çok hak ediyor. Çünkü bunlar dünyadaki gelişmelere de paralel. Ve gelişmeleri de belirleyici. Ben sözü çok uzatmadan Hakan Hocam'a hocam ne metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimiyle ilgili neler söylemek istersin? Evet. Teşekkür ediyorum Mahmut Hocam. Şimdi bununla ilgili de biraz Mahmut Hocamızın bahsettiği gibi 2016 yılında ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nin 50. yılı çerçevesinde hazırlanan andaç için ayrıntılı bir çalışma yapmıştım. Bu konuyu ele alan hem dünyada hem Türkiye'de metalurjinin gelişimi ve metalurji malzeme eğitiminin gelişimini ele almıştım. Tabii daha önce de bahsettiğim gibi dokümanlara ulaşmakta ve bu tip tarihçeleri içeren dokümanlara ulaşmakta sıkıntı var. Kendimce bir şeyler hazırlamıştım. Şimdi o çerçevede gidelim. O da dergide de yayınlanmıştı aynı zamanda. Şimdi önce genel bir çerçeve çizmek lazım. Çünkü bu yayında aynı zamanda bir dokümanter bilgi niteliğinde olduğu için genel bir çerçeveyle hızlıca bir giriş yapayım. Dünyaya baktığımızda akademik seviyede ilk metalurji eğitimleri Avrupa'da 18. yüzyılda başlıyor. Ve başlangıç aşamasında kimya bölümlerinde minerallerin kimyasal analizi ve değerli metallerin elde edilmesine yönelik olarak başlıyor. Benim ulaşabildiğim verilerde 1770'te Berlin Maden Akademisi kuruluyor. 1775'te Glasgow Üniversitesi Maden Metalurji Okulu kuruluyor. 1700'lere kadar gidiyor Almanya'ya baktığımızda olay.
Sonra 19. yüzyıla baktığımızda yine Almanya'nın tetikleyici bir rolü var. Orada von Humboldt üniversite eğitimi alanında bir devrim yaratıyor. Temel argümanı şu, üniversite öğrencilerin akademik özgürlük ortamında kendi akıl yürütme güçlerini geliştirerek bağımsız bireyler ve dünya vatandaşları olmalarını sağlamalıdır. Ve bu çerçevede 1810'da Berlin'de, Berlin Üniversitesi, daha sonra ismi Humboldt Üniversitesi olarak değiştiriliyor, kuruluyor. Ve o dönemlerde modern üniversiteler için öncü olan Alman ekolü ortaya çıkıyor. Araştırma ve eğitimin bütünlüğü, akademik öğrenme ve öğretme özgürlüğünün sağlanması, temel araştırmalara önem verilecek şekilde sanat ve bilimin esas alınması, önemli hususlar olarak ortaya çıkıyor ve diğer bir kritik bir şey, üniversitelerin ve araştırmaların mali olarak desteklenmesi devletin doğal görevi haline geliyor. Bu Almanya ekolünün başlangıcı bu. Daha sonra bu ekolün, bu yaklaşımın başarısından etkilenen diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri de bu modeli örnek alıyor. Yine dünyadan örneklere bakarsak, maden metalurji mühendisliği bölümlerinin kurulması ile ilgili ilk üniversitelerden birkaç örnek vermek istiyorum. Diğerlerine 1770'ler, 1700'lerden sonra 1870'te Aachen Teknik Üniversitesi kuruluyor. 1874'te İngiltere'de Leeds Üniversitesi, Amerika'da Colorado School of Mines. 1882 Birmingham ve Sheffield Üniversitesi İngiltere'de. 1890'da California Üniversitesi Amerika'da. Ve metalurji alanında ilk kitaplar ve dergiler de 1800'lü yıllarda ortaya çıkıyor. Yayınlanıyor. Principles of Manufacture, işte Iron and Steel, demir çelik. Yine çelik metalurjisiyle ilgili 1890. Demir çelikle ilgili, üretimiyle ilgili 1904, demir çelik ve diğer alaşımlar 1906, demir çeliğin metalurjisi 1908 gibi ciddi eserler bu yıllarda yayınlanmış. Metalurji alanında ilk dergilere baktığımızda ise 1869'da New York'ta The Iron Age, demir çağı dergisi çıkıyor. Sonra Londra'da 1869'da aynı yıl yine Journal of the Iron and Steel Institute var. 1871'de yine Amerika'da maden ve metalurji mühendisleriyle ilgili dergi var. Almanya'da 1881'de Çelik ve Demir dergisi yayınlanmaya başlıyor. Dolayısıyla 1700'lerde başlayan ve 1800'lerde ivmelenen bir metalurji mühendisliği eğitim ve bölüm kurulmaları süreci söz konusu. Tabii ki bunların tamamı Avrupa'da başlayan sanayi devrimiyle ilişkili. Sanayi devriminin getirdiği yenilikler ve ihtiyaçlar malzemenin önemini gittikçe arttırıyor. Metalurjinin önemini gittikçe artıyor. Hem üretim süreçleri hem de demir çelik ve demir dışı metallerin geliştirilmesini tetikliyor. Tabii metalurji mühendisliği eğitiminin gelişimine bakarsak da başlangıçta maden, metalurji veya kimya, metalurji kökenli olarak başlayan bölümler zaman içinde evriliyorlar. Burada kısaca Amerika, İngiltere ve Almanya'dan örnekler size sunmak istiyorum bir fikir vermesi açısından. Çünkü buna paralel olarak belirli bir faz farkıyla ülkemizde de benzer şeyler oluyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Her ülkenin kendine özgü koşulları var. Hatta her ülke içinde şehirlerin ve bölgelerin de kendine özgü koşulları var. İşte yeraltı kaynakları, sanayileşme seviyeleri, ülke stratejileri gibi hususlar ülkelerdeki ve hem üniversitelerin kurulma bölümlerinin kurulmalarını hem de şehirlerde farklı alanlarda uzmanlaşmalarını tetikliyor, gerektiriyor. Şimdi MIT'ye baktığımızda 1865 önce jeoloji ve madencilik olarak başlıyor. Sonra madencilik ve metalurji bölümü kuruluyor. 1940'larda ismi metalurji bölümü oluyor. 1967'de metalurji ve malzeme bilimi. 1974'te malzeme bilimi ve mühendisliği bölümüne dönüşüyor adları. Yani ad olarak evrimsel. Tabii bu sadece isim değişikliği değil, lisans programı ve ders içeriklerinin, derslerin de değişikliği anlamına geliyor. Stanford Üniversitesi'ne baktığımızda 1918 madencilik ve metalurji bölümü açılıyor. 1961'de malzeme bilimi ve mühendisliği bölümü ismi oluyor. Oxford'a baktığımızda 1950'lerde kimya ağırlıklı eğitim veren bir metalurji bölümü var. 60'larda metalurji ve malzeme bilimi, 70'lerde metalurji ekonomi ve yönetim,
80'lerde mühendislik ve malzemeler, 90'lar malzeme bilimi, 2001 malzeme bilimi. Aachen Üniversitesi Alman Ekolü, 1880 madencilik metalurji kimya bölümü, 1923 malzeme yönetimi fakültesi, 1941 madencilik ve metalurji, 86 madencilik metalurji ve yer bilimi, 2004 yeryüzü kaynakları ve malzeme mühendisi. Mesela Alman ekolünde biraz farklılıklar var. Alman ekolüne baktığımızda Almanya'da biraz daha bilim olarak, hatta fizik, kimya ve malzeme bilimin de onların arasına bir bilim olarak kattılar. Ve malzeme mühendisi, metalurji mühendisini yeryüzü kaynaklarıyla aynı torba içine koyup o şekilde bir kümelenmeye gittiler. Alt kümelenmeleri var tabii ki. Tabii her ülkenin kendine özgü ve her üniversitenin kendine özgü yaklaşımları var. Bunları bir toparlarsak şöyle, dünyada metalurji mühendisliği eğitiminin gelişimine baktığımızda 1950'lere kadar eğitim programlarının amacı tabii ki o dönemlerdeki sanayi taleplerine bağlı olarak ağırlıklı olarak demir çelik ve demir dışı metal endüstrilerine mühendis yetiştirmek. 1950'lerden itibaren metalurji mühendisliği eğitimindeki ve ders eğitimi ve ders programında isimlerde dahi bölüm isimlerinde çok ciddi değişiklikler başlıyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri Üniversiteleri öncü rol üstleniyor. Tabii burada İkinci Dünya Savaşı koşulları, ne diyelim, sanayinin askeri üretime odaklanması metalurjinin ve malzemenin önemini arttırıyor. Üstünlük sağlama çabaları yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiriyor tabii ki. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra havacılık, uzay sanayinde çok ciddi ivmelenme var. Dolayısıyla havacılık, uzay sanayisi, savunma sanayi, yüksek teknoloji malzemelerine talep ve bu alanlarda büyük bütçeli araştırma projeleri nedeniyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ileri düzeydeki üniversitelerde malzeme bilimi ön plana çıkıyor. Malzeme bilimi projelerden daha fazla pay alabilmek ve ileri malzeme araştırmalarına eleman yetiştirmek için lisans eğitim programlarında klasik metalurji konularının ağırlığının yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Hem bölüm isimleri değişiyor. Çünkü bu Amerika'ya özgü bir dönüşüm. Yani orada başladı. Klasik metalurji, metal ağırlıklı sanayine yeni malzemeler devreye giriyor. Havacılık ve uzay sanayi. Dolayısıyla bu alanlara insan ihtiyacı var. İş gücü, beyin gücü ihtiyacı var. Eğitim programlarını da buna göre yönlendiriyorlar. Tabii burada devlet politikaları çok kritik olduğunu görüyoruz. Çok ciddi miktarlarda fonlar, araştırma projeleriyle belli alanlara odaklandırılıyor, kümelendiriliyor üniversiteler. 1970'li yıllardan itibaren üstün teknik özelliklerin malzemelerde bir arada bulunması talepleri ortaya çıkıyor. Yapı ve özellikler arasındaki ilişkilerin mikro boyutta incelenmesi, hedeflenen malzemelere, hedeflenen özelliklere, üstün özelliklere sahip malzemelerin tasarımı ve üretilmesi dolayısıyla malzeme bilimi ve mühendisliği kavramı bir bütün haline geliyor. Ve burada bütün malzeme gruplarını kapsayan bir süreç, bir yapılanma ortaya çıkıyor. Metaller, seramikler, polimerler, kompozitler. Buna bağlı olarak lisans programlarının isimleri de çeşitleniyor. Malzeme bilimi, malzeme bilimi ve mühendisliği, malzeme mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği şeklinde. 2000'li yıllara geldiğimizde dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki yapılara baktığımızda, lisans programlarına baktığımızda deneysel çalışmaların ağırlığı artıyor. Malzeme bilimiyle ilgili daha fazla bilgi programın içine alınıyor. Katı hal fiziği, manyetik, elektrik, optik özellikler. Bunun yanı sıra modelleme, bilgisayar modellemesi ve tasarım ön plana çıkmaya başlıyor. Gelişen teknolojiye bağlı olarak nanoteknoloji, biyomalzemeler, enerji malzemeleri, çok fonksiyonlu malzemeler gibi yeni tür, yeni malzeme grupları ortaya çıkıyor. Yine eğitim programlarında bölüm içi ve disiplin arası ekip çalışmaları, grup çalışmaları devreye giriyor. Ve lisans öğrencilerinin ikinci, üçüncü sınıftan itibaren araştırma çalışmalarına katılmaları teşvik edilmeye başlıyor. Dolayısıyla bu 1950'lerden 2000'li günümüze kadar geldiğimizde bütün dünyadaki metalurji mühendisliği olarak başlayan bölümlerin evrilmesi bu şekilde oluyor. Şimdi ülkemize bakalım. Burada yine bir kısaca her şeyi özetleyecek basitçe bir çizelge yapmaya çalıştım. Ulaşabildiğim bilgilere baktığımda Osmanlı İmparatorluğu'nda medrese dışında bir yüksek okul açılması fikri ilk defa Sultan Abdülmecid döneminde ortaya atılmış. 1845'te bununla ilgili bir doküman varmış. Eğitim programı varmış.
Avrupa tarzında ilk üniversite Darülfünun. 4 kez açılıyor. İşte o zamanki koşullarda reaksiyonlar oluyor. İşte 63, 1863, 70, 1874, en son 1900'de tam açılıyor. Hep açılıp kapanıyor. Yıllarda. İlk başlarda hoca bulmakta zorlanıyor. Yabancı hocalarla başlıyor. Ve 1900'de eğitime tam olarak başlıyor. Daha sonra 1923'te Cumhuriyet dönemine baktığımızda aydınlanma ve sanayileşme hareketlerini görüyoruz tabii ki. Burada metalürji mühendisliği odaklı baktığımızda o alanda yetişmiş insan yok tabii ki. Ve bu ihtiyacı yurt dışında özellikle ağırlıklı olarak Almanya'da metalürji eğitimi alan kişilerden karşılanıyor. Burada biraz önce Mahmut hocamızın bahsettiği ilk Almanya'da eğitim alanlardan arasında Selahattin Şambaşoğlu var. Bu yurt dışında eğitim alıp Türkiye'de çalışmaya başlayan kişiler Türkiye'deki ilk ağır sanayi çalışmalarına çok ciddi katkılarda bulunuyorlar. Makine kimya olsun, kardemirin kurulması olsun. Bu konularda çok daha derin bilgiler Mahmut hocam, Mahmut Kidar hocamız da var. O da bu konularda epeyce yazmıştır. 1933 kritik Türkiye'deki üniversiteler açısından ciddi bir üniversite reformu yapılıyor. Burada tabii ki Atatürk'ün uzak görüşlüğü çok kritik. 1932'de bunlar bu yazmış olduğum makalede var zaten. Dergide, odanın dergisinde ulaşılabilir. O yüzden çok detaya girmeyeceğim. 1932'de Cenevre Üniversitesi'nden bir uzmanı çağırıp Türkiye'deki Darülfünun Üniversitesi'nde ve benzeri yerlerdeki eğitimleri incelemesini istiyor. Bir yıllık inceleme sonunda bir rapor hazırlanıp Atatürk'e sunuluyor. Ve ondan sonra da üniversite reformu 1933'te yapılıyor. Darülfünun epeyce bir değiştirilip öğretim kadrosu dahil İstanbul Üniversitesi adını alıyor. Yurt dışından özellikle Almanya'daki zor koşullardan kaçan bilim adamları, çok sayıda bilim adamı aileleriyle birlikte Türkiye'ye davet ediliyor. Bunlar hem İstanbul Üniversitesi hem de Ankara Üniversitesi'nde çok ciddi katkılarda bulunuyorlar. Bununla bağlı olarak metalurjiye bağlayayım. İstanbul Üniversitesi Sanayi Kimya Enstitüsü kuruluyor. Profesör Herzog başkanlığında Almanya'dan gelen. Ve buna bağlı olarak kimya eğitimi içinde ilk metalurji dersleri verilmeye başlıyor. Haldun Nusret Terem. Ve 1942'de ülkemizdeki ilk metalurji kitabı, metalurji adıyla Profesör Haldun Nusret Terem tarafından yayınlanıyor İstanbul Üniversitesi'nde. Fakat İstanbul Üniversitesi'nde bir kimya enstitüsü çerçevesinde başlayan bu metalurji aktivitesi bölüme dönüşemiyor. 1957'de İTÜ'de Maden Fakültesi içinde üretim metalurjisi ve fiziksel metalurji kürsüleri kuruluyor. Ve ilk metalurji mühendisliği bölümü eğitimi bölümü kuruluyor 1961'de. Eğitim İTÜ'de başlıyor. Burada İTÜ'nün web sayfasındaki kaynaklara baktığımda Recep Safoğlu doktorasını MIT'de yapmış ve Doktor Veli Aytekin doktorasını Birmingham Üniversitesi'nde yapmış. Bunlar hem İTÜ'de bu bölümün gelişmesini sağlıyorlar hem de özellikle Veli Aytekin hocamız Türkiye sanayine her alanda çok ciddi katkılarda bulunuyor. Benzer çalışmalar 1960'lı yıllarda ODTÜ'de başlıyor. Ve 1966 yılında ODTÜ'de metalurji mühendisliği bölümü kuruyor. Burada da kurucu hocamızı rahmetle anmak istiyorum. Profesör Doktor Mustafa Doruk. O da doktorasını da Almanya'da tamamlayıp gelmişti. Burada iki temel bölüm çok kısa aralarla eğitime başlıyorlar. ODTÜ İngilizce olarak başlıyor. Ekol farkı olarak baktığımızda İTÜ maden kimya kökenli başlıyor. ODTÜ'de ise makine kökenli hocalar tarafından kurularak başlıyor. Orada bir ekol farklılıkları var. Daha sonra baktığımızda 1980'lere kadar bu iki üniversite ülkemizin metalurji mühendisi ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda akademisyenler de oluşmasını, akademisyen nitelikli hocaların da ortaya çıkmasını sağlıyor. 1980'de o zamanki ismiyle Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde metalurji mühendisliği bölümü kuruluyor. 1983'te Yıldız Üniversitesi'nde kuruluyor. 1991'de İstanbul Üniversitesi'nde metalurji mühendisliği bölümü kuruluyor. Tabii çok sayıda var. Ben bu ilkleri en azından 1960'lardan 90'lara kadar olan 30 yıllık süreci aldım. Şimdi Ocak 2021'deki verileri aktarmak istedim burada. Günümüzde durum nedir? YÖK Meslek Atlası oldukça ciddi veriler var. Biraz uğraşınca epeyce şey çıktı. Kontenjan sayılarına bakalım. Şimdi 30 tane metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü ismiyle olan bölüm var. 1876 kontenjan var.
5 tane malzeme bilimi ve mühendisliği adlı bölüm var. 299 kontenjanı var. 3 malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bölümü var. 69 kontenjanlı. Bir de malzeme bilimi ve teknolojileri bölümü var. 42 kontenjanlı. Yani epeyce vardır. O aralardan seçebildiklerim bunlar. Gözden kaçmış olabilir ama şu andaki veriler yani %1-2 hatayla bunlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu slaytta yani Osmanlı döneminden başlayıp günümüze metalurji eğitimiyle ilgili bölümlerle ilgili kısa bir bilgi vermeye çalıştım. Devam edeyim. Tabii burada bizim bölüm olarak kendi iç dokümantasyonumuz, üniversite olarak kendi iç dokümantasyonumuzda olduğu bazı bilgileri de paylaşmak isterim bu vesileyle. 2007 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi bütün mühendislik bölümlerinden bir analiz istedi. Her bölümden. Dünyayı inceleyin, durum nedir, yenilik neler yapabiliriz? Orada da metalurji mühendisi ve malzeme mühendisi adına ben görevlendirilmiştim. Oldukça ayrıntılı bir rapor hazırladım. Hem bölümdeki hocalarımızın görüşlerine olarak hem de bu Amerika, İngiltere ve Almanya'dan üst seviye üniversitelerin bölümlerini inceledim ve bizim bölümle karşılaştırdım. Bu 2007. Bunun 2017'de de tekrarını yaptım. Şimdi kısaca aşama aşama vermek istiyorum. Çünkü dünyadaki durumu da bu şekilde özetlemiş oluruz. Amerika'dan Stanford, MIT, Penn State, Florida, Ohio State, Colorado School of Mines, University of Cambridge, University of Ohio'yu karşılaştırmışım o dönemde. 2007 yılında Amerika üniversitelerinde uzmanlaşma 3. sınıftan itibaren başlıyor. Biyomalzemeler, seramikler, elektrik, fotonik malzemeler, polimerler, metaller gibi alt gruplara ayrılıyor. Elektronik, optik, manyetik özellikler, modelleme, simülasyon, elektronik malzemeler, ekonomi, yönetim gibi dersler çekirdek programda yer almaya başlamış. Sonra 2. yıldan itibaren araştırma çalışmalarının lisans eğitiminde başladığını gördük. Avrupa üniversitelerinde ise Bologna süreci nedeniyle farklı bir çerçevede olay ilerliyor ama hızlı bir değişim yaşanmaya başlamıştı 2007'de. Cambridge'e baktığımızda ilk 3 yıl malzeme ve materials and devices, biyomalzemeler, biyomekanik, elektronik özellikler, modelleme, polimer, enerji, manyetik, atomistik malzeme modellemesi, elektronik seramikler gibi dallar, uzmanlaşma alanları var öğrenciler için. Ahın'da sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir teknoloji bölümü. Burada işte simülasyon, proses, fabrika organizasyonu, hukuk vesaire gibi, çevre, fabrika yönetimi gibi derslerin de olduğunu görmüştük. Şimdi 2007 yılında yapılan bu detaylı analiz sonrasında bölüm içinde biz de bunu değerlendirip aşama aşama ilave dersler koyduk. Bunları izledik. Şimdi bu dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ben kendi bölümü tabii ki daha iyi biliyorum ister istemez. 1966'dan itibaren günümüze konular nasıl değişmiş, nasıl gelişmiş onları göstermek isterim. Kuruluşundan itibaren 1966'dan itibaren baktığımızda makine ve imalat teknolojileri, üretim metalurjisi, daha sonra polimer matriksli kompozitler, zaman akışına baktığımızda 80'lere doğru, seramik şekillendirme ve üretim teknolojileri, şurada virgül olacak tabii ki. Daha sonra cam ve cam seramikler, kaynaklı imalat, tahribat muayene, modelleme ve 2000'li yıllardan sonra yeni katılan öğretim üyeleriyle birlikte yavaş yavaş 2010 ve 2020'de biyomalzemeler, manyetik ve optik malzemeler, intermetalikler, ince filmler, enerji depolama, nanoteknoloji, elektronik malzemeler, çok fonksiyonlu malzemeler, çok boyutlu modelleme, eklemeli imalat gibi konular da yavaş yavaş devreye girdi. Bizim bölüm açısından kritik hususlara baktığımızda 1996'da isim değişikliğimiz var. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü aldık ve Türkiye'de ilk ABET akreditasyonunu gerçekleştirdik. Ülkemizde ilk bölüm olarak bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eşdeğer bölümlerle eşdeğerlik akreditasyonu. Daha sonra bu 2007'de başlayan değerlendirme süreci ve kendi iş tecrübelerimizi yavaş yavaş dikkate alarak aşamalı olarak geldik, değişiklik yaptık ama 2017'de 2 yıl süren hazırlık sonrasında lisans programında çok ciddi bir değişiklik yaptık. Mesela kısa bir örnek vermek istersek ciddi bir modelleme hattı oluşturduk zorunlu derslerde. 2., 3. ve 4. sınıflarda çok ciddi modelleme devreye girdi.
Yine bizim tabii ki bölüm içi yaptığımız analizler çok kritik. Burada basitleştirilmiş, özetlenmiş bir tablo var. Her öğretim üyesinin uzmanlık alanını azami dört başlık altında tanımlayarak bütün öğretim üyelerinin alanlarını girdik. Ve burada ta kuruluştan itibaren, yani 1966'dan 2021'e kadar, şurada italik olanlar, emekli olanlar. Bu arada bu şeyi gösteriyor bize. Geçmişte hangi konular vardı? Şu anda hangi konular var? Bir de emeklilik tarihi yaklaşanlar analizlerimiz var. Ve yeni katılanların konuları. Dolayısıyla bu analizi yaptığımızda önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl içinde hangi alanlara ihtiyacımız olacak? Dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki gelişmeler ışığında hangi alana yönlendirmek için hangi konularda çalışan hocaları almamız lazım? Hangi dersleri geliştirmemiz lazım? Bununla ilgili çok ciddi analizler yapabiliyoruz. Bununla ilgili çok ciddi bir veri topluyoruz, veri analizi yapıyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu önemli bir şey. Çünkü benim şu ana kadar hayat gördüğüm hayat tecrübem, verilere ne kadar hakimseniz, ne kadar çok sağlıklı veri topluyorsanız, bunu ne kadar iyi analiz edip yorumlayabiliyorsanız çok daha sağlıklı kararlar alabiliyorsunuz. Yine 10 yıl sonra 2017'de yine bölümümüzün akademik insan kaynakları raporu hazırladık. Burada daha detaya girdik. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre, Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur'dan 19 üniversitenin benzer bölümlerini inceledik ve ODTÜ ile karşılaştırdık. Burada tabii rakamlara da baktık. Çünkü 2000'li yıllardan itibaren dünya çapında üniversite sıralamaları da popülerlik göstermeye başladı. Bununla ilgili durumun da analiz edilmesi gerekiyordu. Uluslararası sıralamada en üstlerde bulunan bölümlerin ortak özelliklerine baktığımızda şunu görüyoruz. Lisansüstü öğrenci sayısı gittikçe artıyor. Yani Türkiye'de lisans öğrenci sayısı çok ciddi miktarlarda. Yani biraz önce gösterdim, 3000'e yakın kontenjan var. Bu Türkiye'nin gerçek ihtiyacı mıdır? O ayrı bir soru. Yani yurt dışında çok üst üniversitelere baktığımızda lisans eğitiminde 30 kişi, 40 kişi civarında görüyoruz. Yani alınan. Lisansüstü çok daha yüksek. Şimdi bu üst üniversitelerde lisansüstü öğrenciler tüm öğrencilerin %40 ila %75'ini oluşturuyor. Toplam öğrencinin öğretim üyesi sayısının oranı 5 ila 15 arasında değişiyor. Yine bu üniversitelerde, bu ülkelerdeki 19 üniversitede öne çıkan alanlar nanomaterials and devices, enerji storage, enerji depolama, elektronik malzemeler, çok fonksiyonlu malzemeler, computational material science, yüzey bilimi, biyomalzeme. Yine baktığımızda üniversitelerde klasik metaloloji alanı farklı başlıklar altında sayısı azalmasına rağmen varlığını devam ettiriyor. Ben Çin'e yaptığım ziyarete davetli olarak gitmiştim. Bir haftadan fazla kaldım. Oradaki bana aktarılan görüşler, bilgilerde şunu biliyorum. 2019'da gitmiştim. İlave olarak onu da söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Çin'de metalurji bölümleri korunuyor ama ayrı bir grup. Yani çok sayıda metalurji bölüm var ama malzeme bilimi ve malzeme bilimi ve mühendisliği bölümleri de ayrı. Farklı üniversitelerde farklı uzmanlaşmaya gitmişler. Ve her bir grup, mesela metalurji bölümleri belli yıllarda, belli aralıklarla hepsi bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyorlar. Diğer gruplar farklı bir zamanda bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyorlar. Bu tip uygulamalar da var. Yine burada 2017'deki raporumuzda bütün üniversitelerde lisansüstü, lisans öğrenci sayısı vesaire bütün detaylara girdik. Burada mesela üst seviyedeki üniversitelere baktığımızda öğrenci sayısının öğretim üyesinin oranı 7. Stanford'da 7. Ohio'da 5. Efendim, Zürih'te 18. Singapur'da 10 gibi. Almanya'da, işte Çin'de işte var. Penn State'de 9. ODTÜ'de 27. Bu 2017 rakamlarıydı. Biz sürekli olarak YÖK'e aktarıyoruz. Lisans öğrencisi sayımızın düşmesi gerekiyor. Çünkü lisans üstüne ağırlık verilmesi gerekiyor. Ve bu rakamlar çok yüksek. Dünya çapında bir şeyler yapmak istiyorsanız bu alanda önde olan üniversitelerin ne durumda olduğunu da görmek lazım tabii ki. Ciddi bir analiz yapıldığında her şey ortaya çıkıyor. Diğer bölümler için de benzer durum söz konusudur. Devam edeyim.
Sona geldim. 2021'e de baktım. Hazır bu sunuyu hazırlarken onları da inceledim. Daha 2017'den bu yana ne gibi değişiklikler olmuş? Stanford Üniversitesi'ne baktığımda yeni ders serileri eklemişler. Odak olarak da 3 konu var. Nanostructure and Characterization, nano yapılar, biyoçipler, görüntüleme nanotüp, güneş pilleri, bataryalar, enerji malzemeleri giriyor. Lisans öğrencileri için laboratuvar sınıfları arttırılmış ama laboratuvar ağırlıklı olarak laboratuvar çalışmaları nano malzemeler, nano karakterizasyonlar, elektronik fotonik laboratuvarları girmiş. Sonra öğrenciler için yazın 10 haftalık araştırma programları bölüm içinde yapılmış yazları. MIT'ye baktığımızda programlama ve modelleme ağırlık kazanmış. Biyomalzemeler, seramikler, elektronik malzemeler, metaller, polimerler var. Yine araştırma, lisans aşamasında araştırma devam ediyor. Laboratuvar ağırlığı artmış. Bu biraz daha farklı. Laboratuvar ikinci sınıflarda, biz genelde Türkiye'deki adapte ettiğimizde son sınıfta tasarım dersleri koyuyoruz. MIT'de ikinci sınıftan itibaren laboratuvar tasarım dersi, laboratuvar çalışmalarıyla ilgili tasarım devreye girmeye başlamış. Colorado School of Mines'a baktığımızda 2021'de biraz daha klasiği koruyor bu. Bizim bölüme de benziyor, şu andaki yapımıza biraz daha fazla benziyor. Klasik temel bilgiler aynen korunuyor. Uygulamada design ve uygulama, çeşitli malzemeler ama elektronik malzemeler de girmiş burada. Çünkü Colorado School of Mines biraz daha klasiğe yakın bir yapıdır. Ama son yıllardaki analizlere baktığımızda elektronik, havacılık, biyomalzeme, enerji uygulamalarına da yöneldiğini görüyoruz ister istemez. Çünkü dünya tarafa doğru gidiyor. İstatistiksel proses kontrol, deney tasarımı devreye girmiş. İngiltere'de Imperial College'a baktığımızda burada da yine simülasyon, ekonomi, fonksiyonel malzemeler, karakterizasyon, alaşımlar, seramikler, nano malzemeler, yüzey ve ara yüzeyler, optoelektronik, kuantum mekaniği, biyomalzeme gibi opsiyonellikler devreye girmeye başlamış. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Çok uzun olmamıştır umarım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Harikaydı gerçekten. Benim için de harikaydı. Eminim zaten yeni arkadaş veya genç arkadaşlar için daha harika. Birkaç şeyi özellikle öne çıkarmak istiyorum. Belki acaba o da ben 2016'da Hakan Hoca'nın bu metalürji ve malzeme mühendisliği eğitimiyle ilgili çalışmasını biliyorum ve çok ısrarcı olmuştum. Bunu ayrı bir kitapçık olarak yayınla diye. Hakan Hoca gerek görmedi, mütevazi, andaşlı olması yeterli dedi. Aslında o şimdi sunarken çok değerli. Yani bir sürü şeyi alıyor, hap olarak önümüze koyuyor. Belki o da başka hocaların da çalışması olabilir. Kendi alanımla ilgili de o kadar çok şey çıkardım ki sunduklarından. Aslında sadece eğitim değil, metalürji alanı nereye gidiyor? Malzeme alanı nereye gidiyor? Malzeme araştırmaları nereye gidiyor? Onlarla ilgili çok fazla ipucu var. Belki bu tür çalışmaları o da öncülük edip bir yayın haline getirebilir. Tabii müellifleri yani Hakan Hocalar da izin verirse. Girişle Hakan Hoca'ya son bir soru sormak istiyorum. Bir defa 1960'lara kadar demir çelik, yani ağır sanayi iki tane unsuru var. Demir çelik ve petrokimya. Bu aslında 60'lara kadar çok hakim. O kadar ki demir çelik üretim miktarıyla dünyadaki sanayi üretim miktarı tamamen paralel gidiyor 2000'lere kadar. Daha sonra işte bilimin mabetlerinde de gördüğümüz gibi genellikle madenden çıkıyorlar. Bizim oda da madenden çıkıp kurulmuş. Hatta epey de bir şeyleri var, kavgaları var maden mühendisleri odasıyla. Ama daha sonra kendine çok sağlam bir yer buluyor malzeme.
Şunu demek istiyorum. Malzemenin bana göre üç tane çok önemli özelliği var. Hakan Hoca'nın anlattıkları aslında bunu biraz tetikledi. Birincisi ve en önemlisi malzeme ve bir de enformasyon ve komünikasyon teknolojileri enabler dediğimiz hangi konuda ne olacaksa, ne gelişecekse bunların önünü açan, mümkün kılan iki tane alan enformasyon, komünikasyon ve malzeme alanı. İster işte uçak deyin, enerji deyin, elektronik deyin, bu ikisindeki gelişmeler bunları mümkün kılıyor. Birinci özelliği enabler. Hakan Hoca'nın sundukları da çok doğru diyor. İkincisi emerging, yani doğurgan. İşte emekli olacaklar ve 2000'lerle gelen şeylere baktığımızda çok fazla emerging, yani o bir şeyler doğacak ve bu doğanlarda geleceği belirleyecek. Üçüncüsü de energetic dediğimiz, enerjisi hiç kaybetmiyor. Sürekli yeni bir şeyler doğuyor bu alanlardan. Bu girişi şunun için yaptım. Biraz daha uzattım Hakan Hocam. Kusura bakmayın sizlerde ama ben bilinçli girmemiştim metalürji mühendisliği bölümüne. Yedinci tercihimdi. En fazla biliyorsunuz esprisi yapılan konu ve karikatürize edilen konu metalürji, meteoroloji. Hatta biz andaca da koyduk galiba. Babası oğluna soruyor. Baba diyor ben hava durumundan anlamam değil mi? Evet oğlum diyor. Havaya uçuyor. Aa o zaman diyor işte metalürji malzeme diye. Ama bu özelliklerle ve ben şimdiki arkadaşları, genç öğrenci arkadaşların çok daha bilinçli seçimler yaptığını düşünüyorum. Ama Hakan Hoca tabii olayın içinde onun izlenimleri neler? Genellikle neden seçiyorlar? Bilinçli mi bu seçimleri? Bu metalürji ve malzeme mühendisliğini? Bu konudaki eminim yorumları da hepimiz için çok değerli olacak. Buyurun hocam. Teşekkürler. Tabii bu analizleri de yapıyoruz. Bölümümüzün her yıl istatistiksel veri analizini düzenli yaparız. Gelen öğrenciler kaçıncı sınıfta girdiler? Daha sonra birinci sınıfta öğrencilerle de görüşüp birebir nasıl seçmişler onu irdeliyoruz. Yıldan yıla daha bilinçli olduğunu gözlemliyoruz. Yani bir 10-15 sene öncesine göre artık birinci, ikinci tercihleri olarak yazmaya başladılar. Hatta şöyle diyelim şimdi sadece ülkemizin durumu değil, yeni nesil dünyayı izliyor. Bu dijitalleşme ve bilgiye hızlı ulaşma, her şeye hızlı ulaşma, dünyadaki değişimleri çok iyi izledikleri için malzeme biliminin, malzeme ve metalürji ve malzeme mühendisliğinin çok ciddi ivmelenme içinde olduğu ve bütün sektörler için olmazsa olmaz bir alan olduğunu görüyorlar. Çok net görüyorlar bunu. Ve buna bağlı olarak birinci ve ikinci sırada, yani ilk üç sırada, ilk tercihlerde ilk üç sırada yazanların sayısı artmaya başladı. Son yıllarda bunu görüyoruz. Tabii burada şu da var. Üniversitelerde daha profesyonel çalışmaya başladı bölümler. Bütün üniversitelerdeki bölümler daha iyi öğrenci alabilmek için, daha üst sıradan öğrenci alabilmek için yoğun tanıtım faaliyetleri de yapıyorlar. Bu da ister istemez bilinçlendiriyor. Bu da ciddi bir fark yaratıyor. Şimdi bizim bölümde de gördüğümüz son yıllarda puanımız ve sıralamamız da yükselmeye başladı. Hem ODTÜ için de yükseliyoruz hem de dışarıdan da. Yani mesela 2020'de 1800'lerden öğrenci geldi bize. Yani bilinçli olarak sırf malzeme çalışmak için öğrenciler geliyor. İşte 18.000'lerde kapattık mesela 80. öğrencimizi. Çok sıralamada ciddi rakamlar demek bunlar. Bu arkadaşlarla görüştüğümüzde tabii bunlar uç noktalardaki malzeme bilimi ve oradaki nanoteknoloji bir malzemeler tetikliyor bu arkadaşlar. Şimdi bizim geleneksel olarak kendi alıştığımız, bizim yetiştirdiğimiz çağlarda klasik metalurji, işte döküm, dövme, efendim vesaire hepsi vardı. Demir, çelik, nonferrous gibi. Tabii onlar da önemini koruyor. Ama genç nesil açısından baktıklarında daha popüler konular olduğu için onlara daha yatkın olarak geliyorlar. Onları ön plana alarak gelmeye başlıyorlar. Tabii Türkiye'mizin sanayisinde ciddi oranda metalik malzemeler. Öyle olduğu için de hala ciddi sayıda metalurji malzeme mühendisine ihtiyaç var bu alanda. Sayıları, veriler çok daha iyi biliniyordur orada. İşte demir çelik endüstrimizin Avrupa ve dünyadaki pozisyonu oldukça yukarıda. Yine döküm sektörünün, seramik sektörünün dünyada oldukça üst sıralarda yer alıyor.
ülkemiz ve firmalar. İşte ilk 500'deki firmalara baktığınızda çok ciddi sayıda metalurji kökenli firma var. Dolayısıyla burada ister istemez klasik alandaki yerimiz sağlam. Ama diğer taraftan baktığınızda dünyadaki gelişmelerde göz ardı edemeyiz. Türkiye bu saplanıp kaldığı gelişememekte inat noktasını aşması için uç noktalarda bir şeyler yapması lazım. Her alanda. Yeni teknolojiler, yeni sektörler, işte bu işte biyomalzemelerden tutun nanoteknoloji, havacılık gibi uygulamalar, elektronik uygulamaları ister istemez uç alanlarda araştırmaları gerektiriyor. Ve buralarda da çalışacak arkadaşların yetişmesi lazım. Dolayısıyla şimdi burada köklü üniversitelerin pozisyonu biraz daha farklı. Mesela İTÜ ve ODTÜ'ye baktığımda 60 yıla yaklaşan bölümler ve bir ekolleri var ve bütün alanları kapsamak durumundalar. Çünkü çok farklı alanlarda uzman hocalar var. Bunların tek bir alana odaklanması çok akıllıca olmaz. Çünkü bunlar aynı zamanda diğer üniversitelerde akademisyen yetiştirmiş bölümler. Hem İTÜ olsun, ODTÜ olsun baktığınızda ciddi bir akademisyen kaynağı dolu. Hem mühendis yetiştirir hem de akademisyen yetiştiriyor bunlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında doktora çalışmalarını tamamlayarak akademik hem Ar-Ge çalışmalarına hem de akademik çalışmalara katılıyorlar. Yani klasik metalurjiden nanoteknolojiye, biyomalzemeye kadar oldukça geniş ve bütün sektörleri kapsayan bir spektrumumuz var. Diğer taraftan baktığımızda Türkiye'de son yıllarda önemi artmaya başladı. Havacılık dediğimizde ister istemez savunma sanayi dediğimizde ister istemez elektronik, nanoteknoloji devreye giriyor. Sonra biyomalzemeler devreye girmeye başladı. Malzeme tasarımı ve proseslerin geliştirilmesi, modelleme çalışmaları, Ar-Ge çalışmalarını hızlandırıyor, tetikliyor. Proses ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırıyor. Bunlara hakim arkadaşların da, öğrencilerin de, mühendislerin de yetişmesi lazım. Özellikle bu son yıllarda savunma sanayi ve havacılığa baktığımızda işte elektronik, makine, yazılım ve malzeme dörtlüsü öne çıkmaya başladı. Bu dörtlü birbirini tamamlıyor şu anda. Yani demir çelik klasik hakim olduğumuz sektörler yanı sıra, imalat sektörünün yanı sıra havacılık sektörü, elektronik sektörü de metalurji malzeme mühendisine ihtiyaç olduğunu farkına vardı. Çünkü şöyle bir durum var. Teknoloji geliştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu yeni ihtiyaçlar, yeni malzemeler, farklı özellikleri, üstün özelliklere sahip malzemelerin geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Orada araştırma başlıyor. Veya tam tersi temel bilim çalışan malzemeciler yeni bir malzeme, yeni bir özellik, yeni bir üstün özellik ortaya çıkartıyorlar. Bu sefer uygulamacılar bunun farklı bir teknolojik alanını bulup yeni bir ürün, yeni bir sistem ortaya çıkartıyor. Yani birbirini tetikleyen inanılmaz bir dinamizm var. Ve meraklı bir şeyler üretmek isteyen kişiler için metalurji ve malzeme mühendisliği, malzeme bilimi inanılmaz bir alan. Yani bunu objektif olarak söyleyebilirim çünkü bütün sektörlerle, bütün alanlarla iç içe girmiş durumda. Çünkü malzeme olmadan bir şey olması mümkün değil. Ve taleplerin karşılanması, daha üstün ürünlerin üretilmesi, daha üstün özelliklere sahip ürünlerin üretilmesi için mutlaka metalurji ve malzeme alanındaki gelişmelere muhtaç sistem, dünya sistemi. Dolayısıyla ister istemez bu alan önemini koruyacak. Hatta daha da artacak gibi geliyor bana. Yani şimdilik böyle özetleyeyim. mikrofonun açık değil Mahmut Hocam. Evet evet. Hakan Hocam gerçekten çok keyifliydi. Çok. Hatta bir de şey, gerçi sunumunuzda da vardı ama bir şeyi daha çok öne çıkardınız. Ben de çıkarayım altını çizerek. 21. yüzyılla 20. yüzyıl arasındaki en önemli farklardan biri sistem yaklaşımı. Nedir sistem? Artık tek bir disiplinin üstünden gelebileceği bir sorun yok. Bir zamanlar disiplinler arası dediler, yani interdisiplinler. O yetmedi. Sonra disiplinler üstü dediler, yani transdisiplinler. Yeni yaklaşım da, ben de yeni öğrendim, disiplinsiz. Yani o kadar çok disiplin işin içinde olacak ki. Mesela bu nedenle çok yeni alanlar. Artık psikoloji çok öne çıkıyor. Çünkü bilişsel psikoloji ve sosyal psikoloji. Klinik psikolog olmak isteyen yok artık.
Ve bu disiplinler üstü yaklaşımda en önemli kendine yer bulan alanlardan biri de, siz onu çok iyi vurguladınız bence, en sonumunu sayayım şimdi, malzeme alanı. Yani hemen hemen her projede, her çalışmada malzeme o disiplinler üstü şeyde kendine bir yer buluyor. Ben izninizle Hakan Hocam'la ilgili bir anekdotu da aktarmama izin verin. Ondan sonra bir soru var. Tam galiba 96 veya 97 yılıydı. Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu. Yani TMOB çok eskiden üyesiymiş. Sonra tekrar üye olmak istedi o dönemde. Ben de TMM yönetim kurulundaydım o dönem. Feani heyeti geldi. Feani başkanı, Feani genel sekreteri, bir de Yunanlı bir uzman. Türkiye'de görüşmeler yapıyorlar. O da bazı odalarla da görüşmek istediler. Üç büyük oda var tabii. Elektrik, makina ve inşaat. Bir de bizim odayla da görüşsün istedik. O zaman yanılmıyorsam Hakan Hoca, yanılıyor olabilirim. Hakan Hoca hiç hafızası çok iyidir, benim o kadar iyi değil. Oda Başkanı Süleyman Altun'du, Hakan Hoca da yönetim kurulu üyesiydi. Bize akşam saatlerinde geldik, o zaman da bilgisayar falan yok. Hakan Hoca bize şeye, Feyani heyetine overhead projektörle bizim odayı tanıttı. Bir sunum yaptı. Çok etkilendiler. Daha sonra genel kapanış toplantısında işte büyük odalar, bizim odaları nasıl buldunuz, işte şu oda. Vallahi dedi Feyani Başkanı, ben bir tek oda gördüm dedi. O da metalürji mühendisleri odası. Gerçekten son derece disiplinli, son derece şey, o yaklaşım Feyani heyetini de, şimdi U-Race bir sürü daha farklı şey de görüyoruz ama Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu, bu da Turing unvanı veren bir şeydi o zaman. Yani Avrupa Mühendisliği unvanı veren bir kuruluştu. Bunu bir şey yapmak istedim. Hakan Hocam, size iki Şeyma Korkmaz'ın iki sorusu var. Başka soru yok galiba. Ben bu soruları size yönelterek yorumunuzu alarak bitireyim. Sayın Şeyma Korkmaz diyor ki, ilginç bir soru. Birinci sorusu, metalürji malzeme mühendisleri eğitim kapsamına baktığımızda yetişmekte olan öğrencilerimizin yetkinliklerini artırmak için üniversite eğitimleri sonrasında sertifikalı eğitimlere yöneldiğini görüyoruz. Bu durum sektörlerin talebine istinaden şekillenirken üniversitelerdeki eğitim yaklaşımındaki uzmanlık derslerinin içerikleriyle de alakalıdır diyebilir miyiz? Zor bir soru. Anladığım kadarıyla. İkinci soru da, gerçi bu daha çok odayı ilgilendiriyor ama, ülkemizdeki uzmanlık derslerinin kapsamları ile ilgili öğrencilere ulaşma ya da bilgilendirme konularında oda olarak üzerimize düşen bir görev olur mu? Bu Şeyma Hanım'ın şeyi de bu. Ama birinci soruyu TMMOB odalar yıllardır çözemedi. Ben biliyorum, yetkin mühendis, işte profesyonel mühendis vesaire, biliyorsunuz Amerika'daki ve Türkiye'deki sistemleri. Ama doğrusu sizin yorumlarınızı ben de çok keyifle dinleyeceğim. Buyurun hocam. Tamam, teşekkürler. Tabii zor bir soru. Şimdi değişim sürekli tabii ki, ama bunu optimize ederek yapmak lazım. Talepler de çok fazla. Şimdi farklı sektörlerden mezunlarımız veya farklı sektörlerde çalışan firma sahipleriyle görüştüğümde her birinin kendi sektörüne yönelik ilave talepleri oluyor. İşte şunu da öğrensinler, bunu da öğrensinler, şunu bilerek gelsinler, bunu bilerek gelsinler gibi kendilerince haklı talepleri var. Şimdi eğitim açısından baktığımızda ise, şimdi bu tip köklü üniversitelerde İTÜ olsun, ODTÜ olsun, öncelikle sağlam bir temel eğitimin verilmesi ve onun üstüne çeşitlendirmeye yönelik gidiyor. Genelde işte bu klasik malzeme bilimi, termodinamikte, fiziksel metaloloji, mekanik metaloloji, kimyasal metalolojiyi, o temel bilgileri verdikten sonra işte hesaplamalar vesaire, onun üstüne öğrenci seçmeli dersler alarak kendini şekillendirebiliyor. Yani bu değişik şeyler, farklı böyle üniversitelerde, farklı bölümlerde farklı seçmeli dersler var. Bu da bölümlerdeki hoca sayısına ve hocaların uzmanlık alanlarının ne kadar geniş bir spektrumu kapsayıp kapsamadığına bağlı olarak değişiyor.
Yani öğretim üyesi sayısı yüksek olan bölümlerde ister istemez çok daha fazla sayıda seçmeli ders şansı var. Evet. Tabii şimdi burada yani şöyle diyelim. Mesela ben son 3 yılın analizine baktım. Şunu da diyorlar bize. ODTÜ'den öğrencilerin çoğu klasik alanlara gitmiyor mezun olduktan sonra. Şimdi bunun nedenlerini de araştırıyoruz. Şimdi ABET çalışması var. ABET yenileme sürecimiz var. Geriye dönük analizleri tekrar tekrar yapıyoruz. Ben son 3 yıllık bizim ODTÜ Meteoroloji Malzeme Mühendisi bölümünün mezunları nerede işe girmiş diye bir analiz yaptık. Çok enteresan çünkü savunma sanayi kapıyor şu anda herkes. O da enteresan bir durum. Aslında zorlayacak bir durum. Şu anda TAİ, Roketsan, Aselsan, işte TEİ'di vesaire de çok ciddi yatırımlar ve atılımlar ve çok sayıda mühendis almaya başladı. Ve diğer sektörlere göre görecede daha yüksek rakamlar öneriyorlar. Bu ister istemez bizim mezunlar neredeyse %80'i savunma sanayine girmiş. Çok hızla diyor. Tabii bu diğer alanlara mezunlarımızın gitmesini de ister istemez bloke ediyor. Yani biz yani 80 mezun vermiyoruz tabii ki. Yani yaklaşık yılda 50-55 mezun veriyoruz. Bunların da ciddi bir kısmı Ankara ve bölgesindeki savunma sanayine gitmeye başlamış. Tabii o zaman olay değişiyor. Yani çelik, demir çelik endüstrisine, alüminyum, efendim döküm endüstrisine giden öğrenci sayısı az. Ama biz gene temel bilgileri veriyoruz. Ama diğer taraftan baktığınızda işte Aselsan'da çalışacak, Aselsan'da çalışmaya başlayan arkadaşlar işte elektronik malzemeler gibi malzemelere ağırlık vermeye başlıyor. TAİ'de çalışan arkadaşlar işte kompozitler, titanyum alaşımları veya TEİ'de Eskişehir'de başlayanlar üst seviye modern alaşımlarla çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir çeşitlilik var. Burada bizim yapabileceğimiz en azından köklü üniversitelerin, köklü bölümlerin yapabileceği çok sağlam teoriye sahip öğrenciler yetiştirmek. Onun üstüne kendilerini çok hızlı geliştirebiliyorlar. Yani yapabileceğimiz tek şey o. Çünkü tamamen bir sektöre yönelik odaklandığınızda o zaman amacınızdan sapıyorsunuz. Diğer taraftan dünyadaki gelişmeleri de izleyip ona göre hatlar çizmeniz gerekiyor. Diğer önemli husus, bir bölümde var olan ders programının değiştirilmesi bölüm içi konsensus gerektirir. Yani hadi ben yapıyorum, hepsini değiştiriyorum diye bir şey yok. Dolayısıyla bizim bölüm özelinde düşündüğümüzde, yani farklı yaş gruplarında, farklı alanlarda uzmanlaşmış hocaların hepsi bir araya geliyoruz. Taslak üzerinden çalışarak işte şu dersi değiştirelim, şunun içerisine bunu eklerim vesaire gibi çok detaylı bir çalışma. Yani sırf 2017'de yaptığımız kapsamlı program değişikliği 2 yıllık bir tartışma gerektirdi. İşte tartışma, analiz vesaire gerektirdi. Mesela burada biz metalik malzemelerde eskiden demir, çelik, alüminyum vesaire anlatırken şimdi içine işte titanyum, inkonel, nikel alaşımları, süper alaşımlar, onlarla metalografi dersine bunu numunelere koymaya başladık. Magnezyum alaşımları, süper alaşım numuneleri, hatta eklemeli imalat additive manufacturing 3D printing de elde edilmiş numuneler de metalografi dersine entegre ettik mesela. Modelleme dediğimizde MATLAB'den başlayıp mikro boyuttan yani atomik boyuttan finite element sonlu eleman yöntemine geçecek 3 aşamalı modelleme ve numerik analiz teknikleri vermeye başladık bu yeni sistemde. Çünkü modellemeye de hakim olması gerekiyor arkadaşlarım. Yani dünyadaki gelişmeleri görüyoruz. Tabii bunların sunumun başında da dediğim gibi her ülkenin kendine özgü özellikleri var. Her üniversitenin bulunduğu yer ve tarihsel gelişimine bağlı özellikleri de var. Bunlar şekillendiriyor. Burada aslında yönlendiren üniversitelere baktığımızda işte Türkiye'de en eski üniversiteler olarak İTÜ, ODTÜ gibi ister istemez oradaki değişiklikler diğerlerini de etkiliyor. Öyle bir tetikleyici mekanizması var. Ama yeni kurulan bir üniversitede 3-5 hocadan oluşan bir bölümde bütün alanların kapsanması mümkün olmadığından belli bir alana odaklanabilir o bölümler. Yani o da artık bulunduğu bölgeye uygun şeyler geliştirilmesi gerekiyor. Yani 30 tane bölüm varsa, metalurji malzeme bölüm varsa hepsi de aynı şeyi yapması gerekmiyor. Netice itibariyle bulundukları yerlere göre uzmanlaşmaları da gerekir. Ama köklü üniversitelerin farklı bir misyonu var. Onu ayırt etme, onu söylemeye çalışıyorum. Tabii sertifika programları da önemli çünkü sürekli gelişim, sürekli eğitim diye bir kavram var. Burada sanayinin taleplerinin hepsini üniversite eğitiminde karşılanması mümkün değil. Ama temel bilgileri çok sağlam şekilde aldıktan sonra
Çünkü bu sertifika programları birkaç günlük veya bir haftalık eğitimlerle tamamlanan şeyler genelde. Ya yani bilemediniz 2 hafta, 3 hafta olsun. Yani üniversite eğitimini geliştirici, tamamlayıcı veya belli yönde geliştirme şeklinde olabilir. O sertifika programlarının tamamını zorunlu ders programına almak pek mümkün görünmüyor. Çünkü belirli ders kredisinin içinde bütün dersleri tanımlamanız lazım. Yeni bir ders ekleyeceksiniz, zorunlu olarak başka bir şey çıkarmanız lazım. Neyi çıkartacaksınız? Çok ciddi bir karar. Yani burada ayarı da kaçırdığınızda ekolü de bozuyorsunuz. Çünkü o birikim ve süreklilik önemli. Mantıklı ve akılcı bir şekilde doğru zamanda doğru çıkarımları yapmanız lazım. Yani bunu İTÜ'den hocalarımızla da konuştuğunuzda benzer şeyleri söyleyecektir. Yani ders programını ciddi şekilde değiştirmek oldukça uzun bir süreç. Hakan Hocam çok teşekkürler. 2 soru daha var ama izninizle çok kısa şeyi, aslında değindiğiniz şeyler çok değerli. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Doğru yanlış siz daha iyi biliyorsunuz ama üniversitelerin alınma belki şöyle başlamam doğru olur. Ben 30 küsür yıllık meslek hayatımda 5-6 tane farklı alanda, tamamen birbirinden farklı alanda çalıştım. Ve hani şeyimi yaptım, işimi yaptım. Önümüzdeki genç arkadaşların en az 10, muhtemelen de 12-14 farklı iş yapacakları düşünülüyor. Çünkü teknolojinin eskime hızı veya yarı ömrü, hani diş macunundan macunu sıkarsanız bir daha geri gelmez. Teknoloji de öyle bir şey. Yarı ömrü 2,5 senelere inmiş durumda. Burada üniversitelerin özellikle formasyon, yani bir uzmanlıktan çok bir formasyon vermesi. Yani bilgiye ulaşma, bulunduğu proje takımlarında uyum, işte proje çalışmalarını götürebilme, işte sizin ABET'ten A'dan K'ya kadar olan kriterler dediğiniz şeyleri vermesi önemli görülüyor. Bir de sizin çok önemli bir vurgunuzdu bence altı çizilmesi gereken. Teknolojinin akışı sektörlerde veya dallarda önce havacılık uzay teknolojiyi geliştiriyor. Daha sonra belli bir faz farkıyla savunma sanayine, daha sonra otomotive, daha sonra beyaz eşyaya, daha sonra diğer dallara gidiyor. Türkiye'ye bir dönem, yani bundan bir 15 sene önce Murat Bayar'la birlikte savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştirme izni verildi. Nasıl oldu bilmiyoruz. Biz buna konsorsiyum temelli Ar-Ge'ye dayalı yerli tedarik sistemi diyoruz. Amerika'nın, İngiltere'nin, pek çok ülkenin uyguladığı şey, onun için çok iyi bir alan açıldı. Bizim malzeme mühendisleri için de, diğer şeyler için de savunma sanayi. Ve doğrusu çok da iyi iş yapıyorlar. Ben uzatmadan ve haddimi aşmadan 2 değerli oda yöneticimizin sorusu var. İkisi de kritik. Size çok zor sorular geliyor hocam. Murat Can Ocak'tan demiş ki oda yönetim kurulu üyemiz, orta ve uzun vadede bölümlerden metalurji ismi de kalkacak mı? Düşüncenizi soruyor. İzmir şube yöneticimiz Alişan Yılmaz da önce çok teşekkür ediyor sunumunuz için. Çok keyifli ve çok yararlı bir sunum olduğunu belirtmiş. Eğitimdeki değişim ve dönüşüm malzeme yönünde devam ediyor. Ancak sektörde karşılık bulamayabiliyor. Dediğim gibi kritik bir soru. Evet, evet, tabii. Bununla ilgili değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız? Çünkü bizim sanayi sektörü sizin şeyle aynı gelişme trendinde değil tabii. Ama ikisi de bence çok kritik soru. Yorumlarınızı evet, alalım hocam. Sonra tabii da ki, tabii ki. Sizi çok... Şimdi bu çok belli bir süreden beri yapılan bir tartışma. Metalurji ismi. Şöyle, metaller olarak baktığımızda bunların hiçbir zaman ihtiyacı bitmeyecek. Ve metalurji temel bilgisi dediğimiz temel bilgi, işte üretim metalurjisi, kimyasal süreçler, bunların önemi hiç değişmiyor. Sadece uygulama alanlarında farklılıklar oluyor. Mesela bataryalar dediğinizde klasik metalurji kökenine baktığınızda temel bilgi olarak, yani veya geri dönüşüm dediğinizde yine temel metalurji devreye giriyor. Yani dünyadaki sanayideki değişimler ve gelişmeler metalurjiyi öldürmüyor.
önemini koruyor. Sadece yanına ilaveler var. Yani başlangıç noktaları metalurji ama demir ve demir dışı metallere ve alaşımlara ilave olarak yeni malzeme alanları da devreye girdiği için bunları da kapsaması gerekiyor. Yoksa çok dar bir alanda kalırdı. Dolayısıyla doğal gelişim sürecinde hepsi bir arada yaşayacak. Yani metal alaşımlarına ihtiyaç hiçbir zaman biteceğini düşünmüyorum ben. Şimdi Türkiye'deki sektörlere bakınca tabii dedim ya, ülkenin gelişmişlik durumu, ülkenin gelişme planları, hangi sektörlere yöneleceği de ister istemez üniversitelerden talepleri de değiştiriyor. İşte burada biraz önce Mahmut Hocam'ın da, sen de dediğin gibi Mahmut Hocam, bu savunma sanayi çok farklı bir şeyleri tetikliyor. Orada bütün malzeme grupları devrede var aslında. Yani ne diyelim, klasik çelikler yerine üstün çelikler, daha üstün özelliklere sahip çelikler, süper alaşımlar, nikel esaslı alaşımlar, efendim demir esaslı süper alaşımlar, titanyum alaşımları, yani metalik alaşımlar yine devrede. Döküm dediğimiz şey yine döküm devreden çıkmayacak. Döküm belli bir şeyi tamamlıyor. Çünkü burada global dünyada birbirini tamamlayan süreçler var. Türkiye, global dünyanın gelişmiş ülkelerinin belli noktalarını da tamamlayan görevi var. Dolayısıyla o yüzden demir, çelik, döküm vesaire önemini koruyor. Ama bu diğer alanları da ihmal etmemiz veya geri planda kalması anlamına gelmiyor. Çünkü bu alanlardaki insanlar başka şeyleri tetikleyecek. Burada bir öğrenci ya da biz öğrencileri üniversitede nanoteknoloji, biyoteknoloji alanında da eğittiğimizde bunlar belki kendileri uç alanlarda kendi firmalarını kurup, teknoloji firmaları kurup başka şeyleri tetikleyecekler. Burada çok farklı şeyler var. Sadece bir mühendis bir yerde çalışacak düz mühendisten bahsetmiyoruz. Her insan başka bir dünya. Her biri farklı açıdan bakacak. Kimisi kendi firmasını kurup yeni teknolojilerle başka bir şeyleri tetikleyecek. Kimisi fabrikada bir mühendis olarak çalışacak. Bunu biz baştan bilemiyoruz. Biz mümkün olduğunca öğrencileri üniversitede o formasyonu verip iyi bir şekilde yetiştirip dünyaya bırakıyoruz ülkemizi. Bir kısmı yurt dışına gidiyor. Bir kısmı ülkede çeşitli yerlerde çalışıyorlar. Biz ne kadar iyi yetiştirirsek onların kişisel özelliklerine ve dünyaya bakışlarına bağlı olarak çok farklı şeyler tetiklenecek. Yani burada bir sınırlama, bir vazgeçme diye olay olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani biz şöyle baktığımda bir fiziksel metalurji, bir kimyasal metalurji olmadan bir malzeme eğitimi, bir mühendislik eğitiminin olacağını zannetmiyorum. Çünkü bir sürü şey temel olarak bilgi onlara bağlı. Ondan filizlenip başka dallar çıkmış. Ama şöyle derseniz, şöyle bir nanoteknoloji mühendisliği bölümü derseniz o zaman işte odadan gelen o şeyi anlayabilirim. Çünkü o alanda mezun olduğunda Türkiye'de onun karşılığı fazla olmayabilir. Ama burada metalurji ve malzeme mühendisliği dediğiniz anda zaten akıllıca olan o başlığı korumak. Çünkü bütün alanları kapsıyorsunuz. Yani interdisipliner, hatta senin de dediğin gibi disiplinler üstü bir alan artık malzeme. Yani metalurji klasik gibi düşünmemek lazım. Çünkü onun modern uygulamalar da çok sayıda var. Şimdi dünyada değerli metaller, işte elektronik açısından, savunma sanayi açısından dünyada birkaç ülkenin tekelinde olan metaller var. Bunların elde edilmesi için stratejik planlar yapıyor Avrupa ülkeleri, dünya ülkeleri. İşte Çin'de olanlar var, Afrika'da olanlar var. Ona göre savaşlar çıkıyor, hükümetler değişiyor. Her ülke kendi içinde var olan madenlerini, bu değerli metallerini tekrar elde etmek için, eskiden değersiz olan şeyler şimdi çok değerli hale geldi. Çünkü bulunamayan, elde edilemeyen şeyin değeri yükseliyor. Dolayısıyla kritik malzemeler, metallerin de çıkartılması gene metalurjik olayla süreçleri gerektiriyor. Yani bu olaya bir bütün olarak bakıp kopmadan bunu topluca götürmek lazım akıllı bir şekilde. Ben o fikirdeyim. Hakan Hocam çok teşekkürler. Çok samimi olarak çok değerliydi görüşleriniz, sunumlarınız. Ben meslek yaşamının sonuna gelmiş biri olarak çok yararlandım. Eminim genç arkadaşlar çok faydalanmıştır, çok ufukları açılmıştır, yol gösterici olmuştur. Ben çok teşekkür ediyorum. Başka soru da görmedim. Sizin söylemek istediğiniz varsa buyurun. Yoksa ben kapanış için tekrar Oda Başkanımız İrfan'a bu şeyi oturumu devredeceğim. Ben de tekrar bu keyifli davet için çok teşekkür ediyorum. Hem Mahmut Hocam sana çok teşekkür ediyorum. Hem de odamıza teşekkür ediyorum, İrfan Hocamıza.
Dinleyen ve katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkürler. Epeyce uzun oldu. Evet, herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyorum. Buyurun. İrfan Hocam, buyurun. Ya ben karmaşık duygular içindeyim. Yanlış yaptım diye düşünüyorum. Hakan Gür ve Mahmut Kiper'i aynı anda çıkarmak bir hataydı. Bu kadar keyifli bir sohbeti, ikinizi, yalnız birinizi bir, yani bir akşam boyu dinleyebiliriz. Alacağımız olsun, bir başka zaman ayrıca tek tek yapalım. Gerçekten çok keyifliydi. Biz siz sunumu yaparken, söyleşi yaparken arkadaşlarım arka planda abone sayısı, YouTube'daki abone sayımıza baktılar. 1000'i geçtik. Yani Metalurji Malzeme Mühendisleri Odası'nın YouTube'daki sayısı, abone sayısı 1000'i geçti. TMOB'un YouTube sayfasının 1200 abonesi var. Yani bir kriter olarak, ölçü olarak alırsak biz gerçekten çok iyi işler yapıyoruz. Ama açık konuşmasında da belirttiğim gibi bu yönetimdeki 7 kişinin, başkanın falan yapabileceği bir iş değil. Ekip işi. Gerçekten çok ciddi bir ekibimiz var. Mahmut Kiper var, Hakan Gül var, Hüseyin Savaş var, Ata Özdemirler var. Şimdi bütün arkadaşların isimlerini yani bitiremeyiz saymakla. Doğru insanlarla çalıştığınız zaman gerçekten güzel işler çıkıyor. Biz yaptığımız çalışmaların yeterince değerini veremediğimizi düşündüğümüz için bu tür etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok bilgilendim. Yeniden bölüme başlamayı bile düşündüm. Bu değişim, bu süreç, özellikle o mühendislik formasyonuna yönelik anlatımlarınız müthişti. Dünya üzerinden örneklemeler müthişti. Ben son bir ricayla bitireyim. Herkes ekranını açabilirse bir kapanış resmi görüntüsü alıp bitirelim. İyi ki varsınız Hakan Hocam. Teşekkür ediyorum. Sizler de varsınız. Mahmut Hocam, teşekkür ediyorum. Bu arada bir şeyi belirtmem lazım Mahmut Hocam. Ben soru göndermiştim. Benim sorumu sormadın. Benim sorum Mahmut Hocam'aydı. Fehani'nin ziyaretini anlatır mısın Mahmut Hocam demiştim. Ama benim sorum gitmeden Mahmut Hocam anlattı. Berkan, ekran görüntüsü alıyor muyuz? Herkes hazırsa ekran görüntüsünü alabiliriz şu anda. Evet. Kamera açanlar oluyor hala. O yüzden almadım şu anda. Hala artıyoruz. Hazırlıksız yakaladın hocam. Birden kamera aç deyince. Herkes uygunsa şu anda alabiliriz. Evet, ekran görüntümüzü de aldık. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.